Evet arkadaşlar, hoş geldiniz. Şimdi birazdan Doğan Hoca'yı konuk alacağım. O gelmeden önce hemen kısaca şey yapalım. Sonrasında yorumları kapatmak istiyorum çünkü akışı bozuyor, insanların dikkatini dağıtıyor. Sadece bize odaklanın isterim ben. Hatta hocamız gelmiş, ona da kapış. Evet. Hocam hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. İyiyim. İstanbul'da kar yağıyor. Vallahi hocam keşke görebilseydi. Ben biliyorsunuz geldim sizin oradan geçen ziyaretinize geldim. Sonrasında Ankara'da azıcık yağdı. Azıcık böyle tadını verdi ama İstanbul tam şu an şeyini çıkartıyor yani keyfini çıkartıyor. Evet, akşam üzeri başladı. Ve sokak lambalarının altında böyle o yağışı görebiliyoruz. Onun tadı var yani, onu söyleyeyim. Vallahi bilmiyorum neden kara bu kadar şey yapıyoruz. Çocukluğumuzu hatırlattığı için mi acaba hocam yani? Çok böyle farklı bir hissiyat veriyor. Yani Evet. bazen tam adını koyamadığımız güzel şeyler vardır ya. Mesela benim de hocam aslında evimin terası burası. Arkaya soba kurdurdum. Terası kapattırdım hocam. Sobayı çok sevdiğim için, özlediğim için. Yani hakikaten yani Aa, görebiliyorum. sonra hocam diyorlar ki psikologların psikolojisi normal yani. Özgürlük, özgürlük. Öyle şey de böyle bence. Kara da böyle bir özlemimiz var. Nasılsınız hocam? Keyfiniz, sağlığınız, sıhhatiniz iyi midir? Çok teşekkür ederim. Yani her şeyi dikkate alınca şu andaki sağlığım, neşem falan şükür duygusu içerisindeyim. Gayet iyiyim. Bu yeni kitabın çıkması onunla ilgili böyle bir sürü yönler oluyor faaliyet içerisinde. Ama tatlı bir şey. Valla O hocam yeni faaliyete kitabınız geçmemek. dediniz de hemen şöyle de göstereyim. Var mısın? Konuşacağız. Kitaptaki çok güzel başlıklardan da konuşacağız. Şöyle ben yine başta söyleyeyim. Doğan hocamın her kitabı birbirinden değerli ama şu an güncel olan aslında son çıkan kitabı kendini keşfetmeye, zorluklarla başa çıkmaya var mısın? Güçlü bir yaşam için öneriler. Hocam hayırlı olsun inşallah hani yok satsın da diyorlar böyle şeylerde. Binlerce, yüz binlerce insana ulaşsın. Evet. Neden böyle bir kitap yazma ihtiyacı hissettiniz hocam? Yani amacınız neydi bunu Evet. yazarken? Neye ulaşmasını, ne gibi bir çıktı görmesini, insanlarda ne gibi değişimlere sebep olmasını umuyorsunuz? Evet. Önce şunu söyleyeyim. Tabii benim için o geri dönüşler çok önemli. Yani okurların yazıp hocam ufkumu açtınız. Şöyle sorunlarım vardı, farkına vardım. Derin bir nefes aldım, uğraştım ve çok şükür şimdi daha mutluyum, daha güçlüyüm, ilişkilerim daha iyi gitti gibi falan. Bu tip mektuplar almak benim en büyük ödülüm. Aslında neden yazdınız derken tahmin ediyorum esas cevabım o oluyor. Onun için yazıyorum. Bunu neden yazdım? Bunu yazmayı düşünmüyordum ben. Kronik yayınlardan Adem Bey telefon etti. Dedi hocam dedi İlber Ortaylı hocamızla bir kitap yaptık. Bir ömür nasıl yaşanır? Bunun dedi ikinci kitabını sizinle yapmak istiyoruz dedi. Falan. Ben de bir düşüneyim dedim. Çünkü daha önce kitaplarım benim başka bir yayın evinden çıkıyor. Sonra işte Yıldız'la eşimle falan konuşuyorduk sabah kahvaltısında. Ya dedim Deniz Bayramoğlu'yla. Çünkü ara sıra o ben CNN Türk'te çıkıp sohbet etmiştik. Çok değer verdiğim, aklı başında, zengin bir kültürü olan bir arkadaş. Ya dedim Deniz Bayramoğlu eğer kabul ederse onunla sohbet ederek böyle bir şey yapmak isterim dedim. Ve Adem Bey'e dedim ki Deniz Bayramoğlu kabul ederse onunla sohbet ederek böyle bir projenin içinde olmak isterim. Deniz Bayramoğlu da geri döndü, şeref duyarım hocam diye. Ve başladık. Her bir toplantımız 2,5-3 saat sürdü. Ve 18-20 saat falan yani seans 18-20 saat falan seans yaptık. Yani konuştuklarımızı yazıya döktüğün zaman 800-1200 sayfa falan oluşacak bir durum. Baya baya sayfa. Şu an kitap ne kadar? Yaklaşık 300 sayfa civarında. 300 sayfa Evet, civarında. 300 sayfa civarında tabii.
bayağı gözden geçirme ve kısaltmalar oldu. Çok zevkliydi. Çünkü nasıl ki sen böyle bir sohbete girdiğin zaman o karşındaki zengin, hayatı süreçleyen, farkına varan, ufuk açan ve böyle beraberce bir yolculuk yaptığınız duygusu oluyorsa, o sohbetlerde o duyguyu aldım. Benim için de çok zevkliydi. Umarım o tadı okura aktarabiliriz ve umarım okuduğu zaman, benim için şu önemli: helal olsun şuna verdiğim zaman desin. Hı hı. Yani çünkü paradan çok daha önemli oldu verilen zaman. Bence bundan şüphe yok hocam. Yani hani sizin mesela, bir de şöyle bir şey fark ediyorum ben. Damdam Düşen Psikolog kitabını okuduğumda kendi anılarınızdan bahsediyorsunuz. Dostlar da eğer okumadılarsa kesinlikle okumalarını öneririm, Damdam Düşen Psikolog'u da. İçerideki deneyimi, birikimi bir şekilde yılların hani yıllar insanda olumsuz şeylerin de olumlu ya da olumsuz yaşantıların neticesinde bir deneyim birikiyor. Bunu bir filtresiz şekilde, yani bir çıkarsız şekilde aktarıyorsunuz hocam. Orada onu gördüm. Yani hatalarınızı da söylüyorsunuz. Ben bu hatayı yaptım, bak yapma gibi. O yüzden ben bu kitabı da çok değerli buluyorum. O kitap da söyleşi gibiydi. Bu da öyle. Yani o birikimlerin birçok insanın hayatında yol gösterici olacağını düşünüyorum. Hatta geçen de size söyledim. Dedim ki en çok şeye sahip olduğumuz ama en az huzurlu olduğumuz bir zaman diliminde yaşıyoruz. Şimdi kahvaltılara gidiyoruz böyle. Hani gidemiyoruz şu anda da, gittiğimiz zamanlarda 40-50 çeşit önümüze yığıyorlar ama bir çeşit eksik olduğu zaman memnuniyetsizliğimiz had safhaya ulaşıyor. Yani dedim ya, Mahmut Tuncer'in şarkısı gibi, hayatımızda un var, şeker var, yağ var ama onu bir türlü helva yapamıyoruz. Sizin gibi bilge insanların bence söyledikleri çok çok değerli diye düşünüyorum. Yol gösterici olacağını düşünüyorum ben. Umarım öyle olur. Gerçekten benim ülkemde, ben 25 yıl Amerika'da kaldım, Belçim. Sonra Türkiye'ye döndüm. Yani aynı hatayı ben de yaptım tabii. Benim ülkemde sahip olmadıklarımıza odaklanarak, sürekli sahip olanlarla kıyaslayarak bir ahlanma, vahlanma ve şikayet etme durumu var. Bu arada ben şunun farkına vardım. Özellikle hemen eğitim sistemimizde, günlük yaşamımızda bak biz buna sahibiz diye konuşmadığımız ama dışarıdakilerin sahip olmadığı şeyler var. Ben şimdi o farkına vardığımız zenginliklerin farkına varılmasını istiyorum. Çok güzel yönlerimiz var. Evet, eksiklerimiz de var ve mutlaka bunun farkına varıp bilinçli bir şekilde gidermemiz lazım. Ama çok derin gelen, bu Anadolu bilgeliğinden, tarihinden gelen bir zenginliklerimiz de var. Onun da farkına varılmasını çok istiyorum. Ya yani, Amerika'ya gittiğim zaman ben işte orada çocuklarım var, torunlarım var. Bir ay kalırım, 6 hafta kalırım. Ve oraya gittiğim zaman bir uyum yapma durumu olabilir. Çünkü farklı dinamikleri var. Bireyci bir toplum. Buraya geldiğim zaman Türkiye'yi taze bir gözle görme durumu olabilir. Her seferinde böyle yeniden bir keşfetme gibi. 3 sene önce böyle döndüğümde parkın yanında yürüyorum. 3 yaşındaki bir kız baktı. Abi gidiyor dedi bana. Ama öyle bir şekilde söyledi ki, ben yüz ifadelerine böyle son derece hassasım. Abi gidiyor dedi. Uymadı bu. Abi olmadı. Ondan dolayı dedi ki amca. Onu da tam söyleyemedi. O da olmadı. Sonra güldü. Dede gidiyor dedi. Ah yani, aha buldum gibi böyle. Büyük annesi oradaydı. Aha dede gidiyor dedi. Şöyle bir düşündüm. Yahu yani bugün bunu söylerken bile tüylerim diken diken oluyor. Yani Amerika'da bilinçli bir şekilde programa başlasan, anaokulundan itibaren, ilkokuldan itibaren, ortaokul, lise, üniversite, biz birbirimizle ilişki içerisindeyiz, büyükler dededir, büyük annedir, şudur budur falan diye, 30 yıl sonra bile başarılı olamazsın. Çok farklı bir mayası var. Burada ise tarihin içerisinde oluşmuş, yani adam geliyor, abi ya şunu verir misin diyor. Abi diyor. Enteresan bir şey. Yani çok önemli bir şey.
Abla bu kadar da olmaz ya falan diyor bilmem ne. Bu ilişkilerin zenginliğinin farkında olmak lazım. Efendim bizde günaydın hanımefendi nasılsınız falan pek yok ama orada good morning how are you today şu bu falan diyenler sıkıntıya girdiğinde o kadar çok kişi koşmaz. Burada o demeyen böyle herhangi bir sıkıntının olsa hemen koşuverir. Bir şeyler yapar kendine. Böyle organik bağlarımız var. Bunların farkına varıp, zenginliklerimizin farkına vararak daha üretken, daha uygar, daha güncel ve güçlü bir toplum oluşturma yönünde zenginliklerimiz var. Onların farkına varılması için elinden gelen çabayı gösteriyor. Hocam hemen burada soracağım o kadar çok şey var ki hani umarım bu kısa zamana sığdırabiliriz ama şöyle bir kitabın arka kapak yazısını okumak istiyorum merak edenler için ki oradan da şey yapacağım. Gençliğimde gergin, stresli, mutsuz günlerim çok oldu. Kendimi suçlu hissettiğim, değersiz gördüğüm dönemler yaşadım. Şimdi hayatım anlamlı, coşkulu ve şükür duygusuyla dopdolu. Neden? İçimde yaşadığım koşulların iyileşmesinden mi? Geliştirdiğim farkındalıkların sonucu mu? Doğan Celoğlu yalnızca psikoloji kariyeriyle değil, insan hayatına dokunan ve insana dair her hikayeden şifa çıkarabilen bilgeliğiyle bu coğrafyanın en önemli ilim insanlarından biri. 80 yılı aşkın ömrünün bir birikimi olarak şimdi herkesin merak ettiği hayati sorulara en samimi cevaplarını sunuyor. Herkes gibi o da aslında hala savaşıyor, keşfediyor, hayata değer katıyor. Bu kitapta şu soruları cevabını bulacaksınız gibi bir kısım var. Hayatın anlamı nedir? İnsan kendini nasıl geliştirir? Umutsuzluk nasıl aşılır? İçimizdeki öz nasıl ortaya çıkar? Çevremiz bizi nasıl etkiler? Kime akıl danışılır? Yaşam neleri ödüllendirir? Zihin nasıl işler? Biz olmak için neler yapılmalıdır? Şimdi hocam bu sorulardan da soracaklarım var ama ben kitabın ana başlığında geçen diyor ya güçlü bir yaşam için öneriler. Şimdi hakikaten özellikle içinde bulunduğumuz şu zaman dilimleri de zor bir zaman dilimi. Belirsizlikler içerisinde ne yaşayacağımızı ne yapacağımızı çok bilmediğimiz bir şey aslında. Kontrol edemediğimiz şey çok fazla modern zamanlarda. Eskiden mesela kısıtlı bir alanda köyde ya da şehirde bile olsa sadece temas ettiğimiz fiziksel anlamda temas ettiğimiz insanlarla temaşa edip bir şekilde diyalogumuz onlarla sınırlıydı. En fazla belki bir radyodan dinlediğimiz ya da gazeteden gördüğümüz uzak diyarlardaki şeyleri görebilirdik. Ama şimdi her an her şeye maruz kalıyoruz. Böyle bir zamanda, böyle komplike bir zamanda güçlü olmak nasıl mümkün? Hani neler söyleyebilirsiniz bize bu konuda? Evet, çok önemli bir konu ve ve çok da güzel sordun hakikaten. Şimdi güçlü olmak nedir? Önce bunun bir farkına varmak çok önemli. İzin verirsen Behancığım, ben bir askerlik anımı paylaşmak istiyorum tabii hocam, burada. Tabii. Şimdi ben Er Eğitim Merkezi'nde Ankara'da muhabere taburunda yedek subaylığımı yaptım. Ve yüzbaşım benden dedi ki mıttıka temizliği falan yaptırma dedi. Sen dedi bunlarla konuş. Köylerine gittiği zaman karılarını dövmesinler dedi. Başlığına komutanım dedim. Hakikaten mıttıka temizliği yaptırmazdım. Ağacın altında toplanırdık böyle. Aklıma gelen, düşündüğüm böyle sorular sorardım mesela. Bir keresinde şey sormuştum. Ya bak şuradaki iğde ağacı, şuradaki palamut veriyor. Aynı toprak, aynı güneş. Niye böyle falan demiştim böyle. Baka kalmışlar. İlk defa bu konu üzerinde düşünüyor. Aynı toprak. Birisi elma veriyor, öbürü hurma veriyor. Nasıl oluyor bu falan şeklinde. Çok güzel. Temiz Anadolu çocukları. Bazıları okuma yazmayı askerlikte öğreniyordu yani böyle. Hüseyin diye iri yarı, pehlivan gibi böyle yiğit bir arkadaş var. Ayağa kaldırdı Hüseyin dedi. Buyurun komutanım dedi. Şurada dur dedim. Bir de Yusuf vardı. Nahif, ince. Tüy gibi böyle. Yusuf sen de kalk dedim. Sen de şöyle gel. Arkadaşlar bakın dedim şimdi. Şimdi dedim bunların ikisi güreşse. Kim yener dedim. Millet gülmeye başladı. O kadar belli ki. Hüseyin alıp kaldırır Yusuf'u böyle. Ağırlık çalışması yapar yani. Veya dedim dövüşse. Kim yener? Belli değil mi dedim. Hiç sormaya gerek şey yok. Belli güç. Fakat dedim şöyle düşünün. Tarihte dedim bu olmuştur. Hüseyin gibi iri yarı olan insanlardan oluşan bir millet var. Öbür taraftan Yusuf gibi ufak tefek olan insanlardan bir millet var. Bunlar savaştığı zaman dedim, Yusuf gibi ufak tefek olan insanların oluşturduğu bir millet dumanını attırıyor. Hüseyin gibi iri yarı olanlara. Telef ediyor, dumanını attırıyor dedim.
Bu nasıl mümkün oluyor? Baka kaldılar böyle. Hakikaten ya. Çünkü artık kılıç, kalkan değil. Şimdi bambaşka şeyler işin içerisine giriyor. Şimdi bu önemli bir gözlem. Şimdi takip eden izleyenlerimize de sormak istiyorum. Bakın bir, siz gücü biyolojik güç olarak anlarsanız, kas gücü, evet, hakikaten biyolojik güç önemli. Yaşamda güçlü bir yaşam için derken biyolojik güç, biyolojik sağlık ele alınmalı. Hüseyin daha iri yarıydı. Yusuf'un biyolojik gücü o kadar yoktu. Fakat insan biyolojik sistem içerisinde, kendi içerisinde örülmüş başka sistemlerle beraber var. İnsanın bir psikolojik yapısı var. Psikolojik yapısı derken ikiye ayırıyorum. Bir duyguları var, heyecanları var. Bir insan duygularının farkına varıp bilinçli olarak onları yönetebiliyor mu? Bir insanın duygularının farkına varıp yönetebilmesi evliliği için, iş başarısı için çok önemli. Çok 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 önemli. Şimdi bir insanın aklı var, zihni var. Zihinsel gücünün farkına varıp onun gelişimi ve onu yönetebiliyor mu? Son derece önemli. Bir insanın sosyal yönü var, ilişkileri var. Ekip kurmayı biliyor mu? Liderlik yapmayı, yönetim yapmayı, ekip içinde çalışmayı biliyor mu? Aha, şimdi anlıyoruz. Yusuf gibi olan bir milletin bu yönü eğer güçlüyse o zaman evet öyle. Peki bütün bunlara anlam veren, büyük resmi oluşturan, yolculuğa anlam veren inanç ve değerler, bu aşkınlık boyutu. Evet, sağlıklı bir inanç ve değerler sistemin var mı? Sağlıklı ve anlamlı veren bir inanç sistemin varsa bütün zorluklara dayanabilirsin. Çünkü hepsini derleyip toparlayıp bir anlam veren bir sistem vardır. O bakımdan güçlü bir yaşam için dediğimiz zaman bütün bunları kapsayan bir bakış tarzı içinde olmak lazım. Bir birey kendi başına güçlü gibi görülür ama böyle kendi başına güçlü olan 7-8 tane bireyi bir araya koy, birbirlerini yerler bitirirler. Hiçbir yere gidemezler. Bir şirket dahi oturtamazlar. Bilmiyorum senin oturduğun apartmanda durum nedir ama ben Türkiye'de apartman toplantıları, apartman yani daire sakinlerin oturduğu toplantılara bakıyorum. Köpek gibi havlıyor insanı. Bu ayıp ya. Ondan sonra diyorlar ki efendim demokrasi bilmem ne. Ya siz bu apartmanda bir toplantı yapamıyorsunuz. 11 kişi bir ahenk oluşturup bir toplantı yapıyorsunuz. Bir karar veremiyorsunuz. Birbirinize küfredecek hale geliyorsunuz. Nasıl olur da siz güçlü bir mahalle, güçlü bir kent, güçlü bir toplum oluşturabilirsiniz? Bunlar çok önemli gözlemler. Böylelikle ana babanın bu gözlemlerden çıkaracağı dersler var. Eğitim sisteminin bu gözlemlerden çıkaracağı dersler var. Hocam evet, biz herhalde... Buyurun hocam. Evet, askeri aldığın zaman zor diyorsun, herkes cap diyor. Askerlikteki disiplin başka bir şey. Ama sivil hayattaki disiplin başka bir şey. Askerlikteki korkudan geliyor. Ama sivil hayattaki inançtan, uygarlıktan gelmesi lazım. O bakımdan bu güçlü bir yaşam için öneriler kısmını çok önemsiyorum. Ve bu kitapta da elimizden geldiği kadar çok değişik yönleriyle nasıl olur da bunu inşa edebiliriz bir birey olarak, bir aile olarak, bir şirket olarak, onu ele aldık. Hocam şey çok önemli aslında, her biri bir sac ayağı gibi. Yani evet, bedensel sağlığımız da çok önemli. Çünkü sadece bir uykunun bozulması bile insanın sabır kapasitesini, öfkesini, algılama kapasitesini etkiliyor. Bedensel konular önemli. Bir yandan duygularımızı yönetebilmekten bahsettiniz. Bunu ben çok değerli buluyorum. Yani bizim hatta ben genel anlamda doğu toplumlarının birazcık daha duygusal olduğunu düşünüyorum. Hatta genelde hep yoğun yaşıyoruz. Hani olur ya böyle dış ülkeleri protesto
etmek için portakal bıçaklayanlar falan olur ya hocam böyle. Ya hakikaten samimiyetle yapıyor insanlar bunu. İşlevsel olmasa da. Şimdi genel anlamda yaptığımız bir portakal bıçaklamanın kimseye zararı olmasa da kişisel hayatımızda öfke, hüzün, kaygı, korku, birçok şeyi aslında çok yönetemiyoruz. Ve hatta bazen bu olumsuz duygular dışarı aktarılırken, mesela ben uzun yıllar doğum hastanesinde çalıştım. Kadın doğum hastanesinde. Şöyle bir şey, oranın infertilite servisinde, yani çocukları olmayan insanların tedavi gördüğü yerde şunu fark etmiştim. Mesela soruyoruz, bir tez kapsamında, bir çalışma kapsamında soruyordum. Hani aile huzurunuz nasıl? Ev içerisinde şiddet var mı? Mesela erkek kaynaklı kısırlık durumlarında ev içi şiddetin arttığını gözlemledik biz. Yani şimdi buradaki bir yetersizlik duygusu kişi kabullenmiyor. Mesela erkekteki o eve şiddet, öfke olarak dönüyor. Resmen bir duygu fırtınası içerisinde neyi neden yaptığımızı bilmeden kırıyoruz, döküyoruz, harcıyoruz. Birçok şeye sebep oluyoruz. Ya duyguları yönetebilmek Türkiye için, hani Türkiye bence duygularını yönetse herhalde zirveye oynar gibi geliyor. Ne yapmamız lazım bireysel anlamda yani? Evet. Bence ben... Senin bu sen suçlu değilsin. Senin suçun değil hocam. Bu kitap senin suçun değil. Geçmişin yüklerinden kurtulma rehberi. Onun sesli kitabını dinledim. Çok önemli gözlemlerim ve önerilerim var. Hepsine katılıyorum orada. Çünkü bilimsel zeminden gidiyorsun zaten. Bilimsel de, bilimde paylaştığımız zemin. Şimdi her şeyden önce bireyin duygularının farkına varabilmesi ve o duygulardan sorumluluk alabilmesi için içine doğduğu ortamda bireyin bireyselliğinin kabul edilmesi lazım. Ben California State University Fullerton'da bir öğrencimin evine gitmiştim California'da. Dede 4 yaşındaki bir torunuyla konuşurken hizasına indi torunu. Şöyle baka kaldım. Hizasına indi ve konuşmaya başladı. Ya ben hiç görmedim bunu daha önce. Benim de 3 tane çocuğum var. Onlarla konuşurken hizasına indiğimi hiç hatırlamıyorum. Şimdi o yaşta böyle adama baktım, dedim ki sir, siz dedim torun hizasına indiniz. Adam da biliyor benim psikoloji dersi verdiğimi, kızının hocasıyım. Baktı. Tabii dedi. O küçük insan dedi. Böyle kala kaldım. Şimdi birey olmanın kutsal bir tarafı var. Bu eğer eğitilmiş olgun bir insansan çocuğu kucağına aldığın zaman diyorsun ki bu muhteşem bir emanet bana. Bu bir insan, muazzam bir potansiyel ve bu birey hayatın anlamlı, anlamsız olduğuna kendisi karar verecek. Sen ne dersen de onun içi bilir. Onun için bizim toplumda esas önem vereceğimiz şey bireyin, yaşamın bilimi olduğunu düşünüp kabul etmemiz lazım. Birey çok kutsal. Ve o bireyin geçenlerde bir taksi şoförün, geçenlerde dediğim bir seneyi falan geçti yani. İniyorduk böyle. Konuşma. Tam bitirirken döndü böyle. Tam da kapıyı açmışım bile. Abi dedi, Allah bizi insan yaratmış dedi. Olabileceğimiz en iyi insan olmak görevimiz dedi. Şöyle durak kaldım. Ya müthiş bir bilgelik bu ya. Hayatın içinden değil mi hocam? Olabileceğimiz en iyi insan olmak. Bizim de görevimiz çocuğumuza, öğrencimize, mahallemizin çocuklarına, komşularımızın çocuklarına olabilecekleri en iyi insan olmak konusunda hizmet vermek, yardımcı olmak. Şimdi bireyselliğinin önemini kabul edince duygularına da önem vermeye başlıyor. Aksi halde duyguları ona yabancı. Bilmiyorum, benim içimizdeki çocuk diye bir kitabım var. Ondan sonra yetişkin çocuklar diye bir kitap yazdım. Yani bedenen büyümüş fakat hala olgunlaşamamış duygusal olarak. Ondan dolayı çocuk gibi yönetiyor hayatını diye. Senin, ben YouTube'dan videolarını, hepsini değil ama bazılarını seçerek dinliyorum, bakıyorum.
bu duygular üzerinde ısrarla duruşun. Bu kitapta da duyguların yol göstericiliği, bize verdiği mesajlar var. Onlar o kadar özel, doğru, rehberlik veren mesajlar ki kesinlikle katılıyorum. Onun için duyguların bize elçi gibi yaşamdan bir mesaj getiriyor. Hey diyor, bir dakika. Şunları hissediyorsun. Farkına var. Sana söylemek istediğim bir şey var diyor. Bunu duyduğun andan itibaren. Bir de en çok senin hoşuma giden, işte sen diyorsun ki ey güzel insan. O hoşuma gidiyor. Bir defter al. Not et. Bak üzerinde düşünmek üzere not et. Kayıp gitmesin. Bunu çok çok önemsiyorum. O nedenle hakikaten bireyin önemli olduğu, bireyin olabileceğinin en iyisi olması gerektiğini hisseden ana babaların olması, bir eğitim sisteminin olması, bunu yaptığımız zaman da söyleyeceğimiz şu, duygularınızın farkına varın. Onları bastırmak, kapatmak değil, anlamak ve onlarla etkileşim içerisinde hayatımızı, anlamını, bize söylemek istediklerini görmek lazım. Duygularının farkına vardığın andan itibaren yaşamla güreşmeyi bırakırsın. Yaşamla dans etmeye başlarsın. Çünkü müziği dinlemeye başlarsın. Ha dersin. Ya burada bir ça 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 var. Müzik böyle tat 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 tat. Haydi bakalım başlayalım ça ça ça'ya. Öbür taraftan diyorsun ki ya şimdi zeybeğe dönüştü. Şimdi halay çekmemiz lazım. Arkadaşlar gelin bakalım durumu. O zaman bambaşka bir yolculuk, iç huzuru, şükür duygusu başlar. Bu duygular konusunu çok çok önemsiyorum. Ve bu kitapta da elimden geldiği kadar anlatıyorum onunla ilgili ne yapabiliriz diye. Şimdi hocam bu 90'lı yıllarda aslında bizim ülkemizde de çok fazla popüler olan kişisel gelişim ekolleri biraz da aslında tam bizim kültürümüze de uygun olmayan şekilde ben biraz şey gibi yorumluyorum, fethedici. Hani karşıdaki insanı nasıl etkilersin, nasıl avucuna alırsın, nasıl onu yönetebilirsin? Hatta başlıkları da bu şekilde, kitaplar, videolar vesaire. Şimdi siz burada aslında bu yaklaşımın aksine şöyle bir cümle var. Diyor ki, sen kazanınca ben de kazanıyorum. Ben kazanınca sen de kazanıyorsun. Gerçeğinin farkına varıldığı andan itibaren tutulacak en akıllı yol sana nasıl yardımcı olabilirim? Böyle bir cümle var. Aslında bu ezber bozan bir cümle. Biz çünkü her zaman karşı tarafı nasıl etkileyebiliriz? Karşı tarafı nasıl fethedebiliriz derken siz diyorsunuz ki dur orada. Dur. Hani bir şekilde karşı tarafa önce yardımcı ol. Zaten oradan sonra işler güzelleşecek, yeşerecek. Burada tam olarak ne demek istiyorsunuz? Açar mısınız biraz? Çok anahtar bir cümle. Teşekkür ederim. Bu soru benim için önemli. Ben şunun farkına vardım. Yaşam ilişkiler içerisinde oluşuyor ve anlamını buluyor. İlişkiler içerisinde. Ve şunu da görüyorum. Zannederim bir klinik psikolog olarak bununla fikirsen, bir insanın yaşamının anlamının temelinde sorumluluk duygusu yatıyor. Neden sorumluluk aldığı meselesi var. Ve hiçbir şeyden sorumluluk duymayan birisinin yaşamında anlam duyması mümkün değil. Ve anlamsızlık, anlam boşluğu ise müthiş bir hastalık. Paramparça ediyor insanı. Şimdi yaşamın bir ekip işi olduğu meselesi olunca ben bilinci içerisinde hareket etmeye başladığım zaman ekibe verdiğim mesaj şu oluyor. Hey, sizler benim için bir araçsınız. Sizi sömüreceğim. Şu veya bu şekilde. İnanırsanız, yerseniz kerizler. Veyahut da farkına varırsınız da benden korkmanız lazım. Bağırırım, çağırırım, döverim ha. Para vermem size sonra. Şudur budur. Bana bak tavrı içerisinde. O zaman bunları hemen anlarsın. Yani ben 30 saniye içerisinde görüyorum böyle konuşurken. Birisi gerçekten benim özüme mi konuşuyor? Yoksa benim yüzüme mi konuşuyor? Çıkarı için. Hemen hissediyorum böyle. Emin ol çocuk 2 yaşında bunu hissediyor. Tabi kelimeye vuramıyor ama hissediyor, içinde bir şey var böyle. Şimdi eğer bir toplumun temel değerleri biz bilincini destekleyen bir vaziyetteyse ve bunun üzerinde kurulu bir yolculuk varsa, mesela bizde sözde kulak yemeyeceksin, kulaklık çok önemli diye bir söz var.
Yaşayan bir değer mi? Bana göre hayır. Hatta bunu ben gözledim de kendi seminerimde. Fakat ne kadar önemli bir değer. Ne kadar önemli bir değer ki mezara konmadan önce 3 kere soruyor hakkınızı helal ediyor musunuz diye. Şimdi böylelikle ben ekip içerisinde hak yemeyeceğim tavrı içerisinde hareket etmeye başladığım zaman ki benim analığım, benim annem 10 yaşında öldü. Analığım, ben kuşağa taş atıyordum. Yavrum vurma dedi. Kadına da biraz gıcığım. Sanki annemin yerine geldi diye bakıyorum. Ne var dedim. Bandak gibi küp küçük kuş dedim şirki şiresiyle. Yavrum dedi. Canım büyüğü küçüğü olur mu? Allah her birine bir can vermiş. Vurma yavrum. Günah dedi. Şu kültüre bak. Müthiş bir şey. Birdenbire anlamadım ama bir şeyin farkına vardım yani. 41 yaşındaydım bunun ne demek olduğunu anladığımda. Şimdi bu biz bilinci içerisinde baktığın zaman birdenbire kimse bilmese dahi sen farkındasın ki senin bir sorumluluğun var. Ve o sorumluluk içerisinde sen bir şey yaptığın zaman yani bir kendi inancım içinde konuşuyorum. Yüce Mevlam öyle yaratmış ki abi dopamin salgılıyor. İyi hissediyorsun. İyi hissediyorsun ya. Ulan aç galiba bu kedi diyorsun. Bir şey veriyorsun. İyi hissediyorsun. Ne bileyim işte Yıldız'ın o meşhur öyküsü bu kitapta da anlattım. Yani simit yerken kuşlar geliyor. Ve ay ne güzel diyor. Kuşlarla biraz paylaşıyor ama gururlanıyor. Bunlar benim kuşlarım falan işte. Benim kuşlarım, simitlerim falan diye. Bir gün çok aç. İki tane simit alıyor. Bir tanesini ufak ufak parçalayarak böyle masanın üzerine yiyor. Kuşlar gelince. Kuş da gelmiyor. Kendi simidimi yedim diyor. Elimde kaldı bir simit. Sağa atıyorum, sola atıyorum. Kuş gelmedi diyor. İçime baktım. Ne kadar önemli bak beyancığım. İçime baktım. Hüzünlüyüm diyor. Şu soruyu sordum. Nereden geliyor bu hüzün? Nereden geliyor bu hüzün? O hüzün demiş ki simidin olması yetmez. Kuşlara da ihtiyaç var. Çok birdenbire farkına vardım diyor. Simidin olması yetmez. Bu simidin anlamlı olması için kuşlara da ihtiyaç var. Bir şeyin daha farkına vardım aynı zamanda diyor. Kimsenin kimseye teşekkür borcu yok. Bu çok güzel söylediniz. Bu müthiş bir şey. O bakımdan bireyin bireyselliğini güçlü olarak keşfetmesi ama aynı zamanda bu bireyin hayatının anlamlı olması için içindeki bizi keşfetmesi işte yaşamın anlamlı, coşkulu ve güçlü bir şekilde olabilmesi için bu gerekli. Hı-hı. Ve Beyhancığım seninle benim aramdaki ilişkide ben bunu hissediyorum. Hı-hı. Yani konuşmadık ama bir büyük resmin parçası olarak ikimiz de bu büyük resme hizmet ettiğimiz bilinci içerisindeyim ben. Hı-hı. Çocuklarımız, karı koca ilişkisi, aile, şirket yöneticileri, her neyse. Ve çok şükür ben şunu görüyorum ki bu toplum hemen eğitim düzeyi ne olursa olsun, cinsiyeti ne olursa olsun, yaşı ne olursa olsun bir iki kez seni dinlesin, bir iki kez beni dinlesin hemen anlıyor bunu. Anlıyor, hissediyor. Burada muazzam bir altyapı var. İçimiz biliyor. Ve onun için o geleceğe katkıda bulunma yolculuğu çok güzel bir yolculuk. Hakikaten o yolculuk içerisinde olmaktan şükür duyuyorum. Ve dediğim gibi çevre değişmedi ama ben farkına varmaya başlayınca benim duygularım yerli yerine oturmaya başladı. Şey çok güzel hocam, oradan aslında notlar da aldım. Hani hem 3 tane şey yazdım. İçime baktım. Yıldız Hanım'ın söylediği, kimsenin kimseye teşekkür borcu yok, simitinin olması yetmez ve Marti'ye de ihtiyaç var. Önce hani şunu sormak, hatta bir iki şey de söylemek istiyorum. İçime baktım. Yani bu o hikaye içerisindeki sıradan bir cümleymiş gibi görünse de bence hayata dair çok önemli bir şeyi söylüyor. Yani bizim hani bir psikolog olarak da gözlemlediğim danışanlarımda hızlı bir şekilde hayata devam ederken hayat akıp gidiyor. Bir sürü şeyi başarmaya, halletmeye, bir sürü şeyi yapıyoruz böyle makine gibi belki de. Ama en az yaptığımız şeylerden birisi içimize bakmak.
Ben mesela şey diyorum yani hani verdiğimiz ödevlerden de birisidir terapilerde. Bir dur, o an ne hissediyorsun bir bak. Yani bu çok değerli, o duyguları yönetmek kısmına da referans veriyor. Ya diğer şey de şu, smart'ya da ihtiyaç var. Hep karşı taraf etkilemeye çalışırken birçok insan, çok klasik bir cümle vardır ya, dinlerken konuşma sırasını bekleyen insanlar. Karşı tarafı nasıl etkileyebilirsin? Ama bu konuda yapılan şeyler şunu gösteriyor. Karşı tarafa iyi hissettirdiğin zaman karşı taraf sana güzellikler yapıyor. Yani simite odaklanırken Martı'yı gözden kaçırmamak lazım. Fransız bir psikiyatristin bir sözü vardı sanırım. Hani var olduğumun kanıtı karşıdaki insanla konuşabiliyor olmam. Yani bir şekilde diğer insanlara ihtiyacımız var ama biz çok ben merkezcil olduk yani. Bir yandan çok topluluktan geçip bireyselliği giderken yolumuz saptı biraz herhalde. Bencilliğe mi döndük hocam? Nasıl oldu? Nasıl gözlemliyorsunuz siz? Evet, şimdi öyle bir sistem içerisindeyiz ki birisi bir mal üretiyor. Hakikaten alıp kullandığımız zaman hayatımızı kolaylaştırıyor. Üretim kolaylaşıyor, daha çok üretiyor. Onun için daha çok satmak istiyor ve bu tür malların sayısı çoğalmaya başlıyor ve öyle bir noktaya geliyor ki ve sana söylemeye başlıyor. Diyor ki eğer bu mal sende yoksa sende bir eksiklik var, bir bozukluk var. Bak senin yaşındakilerin hepsinde var bu. Sende yok mu hala? Nedir sendeki bozukluk? Hadi bakayım hemen çabuk gider bunu. Ve eğer içinde yetiştiğin ailede, içinde eğitim aldığın sınıfta, eğitimde yaşayan değerler bir sohbet içerisinde sana bununla ilgili bir bilinç vermiyorsa zaman içerisinde yavaş 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 sen artık pazarın yönettiği bir insan haline gelmeye başlıyorsun. Ve böylelikle işte çok örneklerini veriyorsun sen de bu kitapla da. Böylelikle aldığın bir malın sayesinde 3 gün, 4 gün, 5 gün ah bende de var bu diye hissediyorsun ama 7. gün bakıyorsun lan olmadı be yok. İçin yer mi? Yani içini aldatamıyorsun ki. O boşluk neyse o boşluk orada. Fakat işte ısrarla altını çizmek istediğim şu. Öyle bir sohbet ortamında olacaksın ki o sohbet ortamında sen de kendi iç dünyanla sohbet etmeye başlayacaksın. Bu çok önemli. Bireyin önemsenmediği ortamlarda sohbet yok. Ne var? Nasihat var. Azarlama var. Yönlendirme var. Kaç defa diyeceğim ben sana ya. Oğlum yapma böyle bir şey ya. Allah Allah. Nerede çıkardın bunu? Şöyle yapacağım, böyle yapacağım şeklinde. Halbuki sohbet olsa o sohbet içerisinde çocuğun duyguları, gencin duyguları olmaya başlasa ha ha zaten sohbetin esas özü dinleme. Senin değer verdiğin birisi, önem veren birisi ha öyle mi hissettin? Anlıyorum. Neler geldi aklına öyle hissedince? Ha, anılar geldi mi? Evet. Aha. Benim de öyle bir anım var falan diye olmaya başlasa o zaman pazarın kuklası haline gelmezsin. Kendine yabancılaşmazsın. Bu şimdi daha da önemli hale geldi. Çünkü evvelden pazar gazetenin reklam sayfalarındaydı. İşte televizyonun reklam aralarındaydı. Ama şimdi telefonumuzda ve sosyal medyada her an için bombardıman etmeye başladı. Onun için bu tür koruyucu bilince daha çok ihtiyacımız var. Hocam şeyi soracağım. Siz İstanbul Üniversitesi Psikoloji bölümündeyken kaç yılındaydı o zaman üniversite çağlarınız? Söyleyeyim ben. Sen de oradan mezunsun değil mi? Evet, aynı üniversiteden mezunuz hocam. Aynı bölüm, aynı Tamam. üniversite. Evet, İngilizce'de alumni diyorlar. Mezundaş yani aynı okuldan Bizde mezun yok olanlar. karşılığı. Meslektaş var ama mezundaş yok. Çok fazla Evet, yani. bizde öyle, orada var evet. Evet, o da güzel bir duygu ha, beğendim. Yani senin de İstanbul'dan mezun olman. Hiç konuşmadık ya kimler vardı orada o sırada Sibel Hoca hoca vardı. olarak. Sibel Erkonaç şimdi emekli oldu sanırım ama çok değerlidir. Yani buradan da izliyorsa belki hani şey yapıyorsa selamlar söyleyelim. Alev Aynen güzel. Arıklar biz görmedik ama Evet. Yılmaz Söz. Erdoğan, Yılmaz Özakpınar.
Yılmaz Özakpınar. Onları biz namını duyduk ama hani şey yapamadık. Sibel Hoca vardı, bölüm başkanımızdı o zaman. Evet. İşte ben Yılmaz'a abi derdik yani. O asistandı. Biz ondan sonra asistan olduk falan. Yılmaz benim oda arkadaşım. Alev benim oda arkadaşımdı. Benden 2 yıl falan gerideydi yani o şey olarak. Şimdi neydi abi soru bir daha sor. Yıl kaçtı hocam o zaman? 1957-61 arasında ben öğrenciydim. 1957-61 arasında oradaydınız hocam. Oradaydım. O zamanki öğrenciler... Ha buyurun. 61'de mezun oldum. Yani bu işte ...27 Mayıs devrimi benim işte tam o sıralarda oldu. 60'da. Ve 61 ile 64 arasında ben Profesör Mümtaz Turan'ın asistanı oldum. Ondan sonra da 1964-68 arasında Amerika Birleşik Devletleri'nde Illinois Üniversitesi'nde doktora için gittim. Şimdi hocam o zaman için şeyi soracağım. Yani o zaman gençleri gözlemlediniz. Aslında bayağı orada bir nesil farkı da var. Şimdi üniversite okuyan öğrenciler neredeyse büyük bir kısmı 2000 sonrası doğan gençler. Burada mesela şu anki ve şeysiniz, her zaman toplumun her kesimiyle de irtibat halindesiniz. Geçen geldiğimde de demiştiniz oradaki arayanlar, soranlar, konuşanlar, hatta bu Silifke şivesiyle merhaba diyeceksin diye bahsetmiştiniz ya. Yani her kesimle her daim irtibattasınız. Mesela öğrencileri de gözlemliyorsunuzdur. Şu anki 20'li yaşlarını yaşayan arkadaşlarımızı, dostlarımızı gördüğünüz zaman bu arkadaşların güçlü yanlarını, zayıf yanlarını neleri geliştirmeleri gerekir sizce? O zaman da kıyaslayarak aslında, çünkü o zamandan aslında çok uzun bir zaman geçmemiş olmasına rağmen sanki çağlar geçmiş gibi, çünkü hayatımıza sosyal medya, internet birçok şey girdi. Şu anı nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi gençler ilişki halindeyim. Çok şükür o yönden zenginim. Böyle bir izolasyon durumum yok. Şimdi ben Amerika'ya gittiğim zaman ve orada 25 yıl kalıp geri döndüğüm zaman Türkiye ile ilgili baktığımda şunun farkına vardım. Amerika'da birey olma ve ait olma diye bir kavram üzerinde düşünecek olursan eğer birey olma çok önemsenmiş. %80 %70, %80 birey olma çok önemsenmiş. Yani 3 yaşındaki kızını öpmek için anne izin istiyor. Öpebilir miyim yanağından tatlım diyor. İzin verir misin? Çok istedim diyor. Sana sarılıp öpmeyi diyor. Şimdi burada o birey olma sınırları çok önemsenmiş vaziyette. Bizde ise kız aman istemiyorum ben. Cevapçım öper. Kız sus. Kızım değil misin? Tabii öperim falan şeklinde. bir tavır içerisindeyiz. Şimdi benim gördüğüm kadarıyla iki tane sağlıksız durum var. Birey olma yönünde yolculuğa çıktığın zaman gittikçe yalnızlaşan bir duruma geliyorsun. Ve Amerika'da bugün esas salgın olan şey yalnızlık duygusu. Öyle istatistikler var ki zannederim kronikten çıkacak yakında bir kitap. Eski Amerikan Sağlık Bakanı yazmış vaziyette. Bütün sağlıksız durumların temelinde, obezitenin de dahil olmak üzere, kronik hastalıkların da temelinde olmak üzere, yalnızlığın yaptığı ile ilgili istatistikler var. Yani gençler arasındaki intiharların ve uyuşturuculuğun, düşkünlüğün falan, bu azam bir kıyamet kopuyor orada ve devam ediyor. Sokakta kalanların durumu falan. Yani hakikaten bir fecaat var. Yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Bize geldiğimizde ait olma %80 baskı, birey olmaya pek imkan vermemişiz. Ben diyorum ki bazen bunu bir blenderın içine koyup rırr yapacaksın. Keşke. Şimdi yavaş yavaş ben Türkiye'de yetişenlerde birey olmayla ilgili tepkisel bir tavır görüyorum. Ve ondan dolayı kafama estiği gibi yaparım. Ne var sanki? Senden mi izin alacağım lan? Tavrı içerisinde bir hareket. Böyle bir tavır içerisinde dengelenmemiş, altyapısı oluşmamış,
sanki bir bireymiş gibi bir tavır içerisinde. Ve böylelikle evvelden kültür robotluğu olarak verilen işbirliği, ilişkiler içine sinmediğinden ama anası babasından gördüğü, işte mahallesinin baskısıyla gördüğü şeyler birdenbire ortadan kalkınca darmadağın kendi eğilimleri ve içgüdüleriyle hareket eden insanlar haline gelme durumu var. Ve bunun boşluğunu hakikaten yaşıyorlar. Farkına varıp nasıl düzeltebilirim diye bir teşebbüse girip okuduğu kitaplarla veya psikoterapiyle falan şey etmeye çalışıyor. Nedir o? Gidermeye çalışıyor. Ama bu dengeyi bulma meselesi konusunda işte senin gibi, benim gibi insanların böyle geniş bir sohbet ortamı içerisinde gençlere ulaştırıp, yani birey olacaksın ama içindeki bizim farkında olarak bir birey olacaksın. Sorumluluğunun farkında olarak, o sorumluluğun altında yatan temel değerlerin farkında olarak bir birey olacaksın. Kolay bir iş değil. Çünkü baskı altında büyüyüp ondan sonra ilk fırsatta özgürlük bulduğu zaman o dengeyi bulmak konusu kolay değil. O bakımdan senin gibi benim gibi insanın hayatına anlam veren şeylerin ne olduğuyla ilgili konuşmaların, sohbetlerin devam etmesini çok çok önemsiyorum ben. Ve sanki benim ülkemde bu tasavvuf kültürünün canı büyük küçüğü olur mu? Allah her birine bir can vermiş zemininin gücünden dolayı benim ülkemin şansını daha yüksek görüyorum. Ben bu birey olma, ait olma dengesini keşfetme ve sağlıklı bir uygarlık oluşturup toprağıyla, ağacıyla, kelebeğiyle, kuşuyla, ayısıyla, balığıyla, balinasıyla, diğer insanlara merhaba deyişiyle daha insanca bir tavır içerisinde sesimizin, müziğimizin oluştuğu bir ülke olmada şansımızı daha yüksek görüyorum ben. Hocam şey diyeceğim, mesela kalabalık bir aile içindesiniz, çok küçük yaşta annenizi kaybediyorsunuz, sonra üvey anne geliyor, sonra Ankara'ya geliyorsunuz, abinizin evinde kalıyordunuz herhalde bir dönem lise, Atatürk Lisesi'nde okurken orada da çok rahat edemiyorsunuz aslında, tedirginsiniz, sonra çıkıp gidiyorsunuz, Kırklareli'ne gidiyorsunuz sanırım, yani aslında çok da kolay bir yaşam değil. Şimdi bana mesela beni takip eden arkadaşlarım şöyle bir soru soruyor. Bazen zor insanlardan bahsediyorum. Bize hani zarar veren, toksik, zehirli insanlardan bahsediyorum. Yani zehirli davranışlar diyelim. İnsanın zehirlisi olmaz ama. Böyle insanlar bazen annemiz babamız oluyor. Çok yakınımızdaki insanlar oluyor. Ben 17 yaşında olduğumu varsayıp böyle bir anne babanın bir şekilde yörüngesinde olup oradan da çıkamayacak olsam kendime nasıl bir alan yaratabilirim? Nasıl en azından onların olumsuz etkisinden birazcık olsa kurtulabilip o içimdeki bizim farkına varabilirim? Yani onların evinden de çıkamam çünkü yaşım itibariyle param yok, pulum yok. Ailemle beraber yaşıyorum. Ne yapabilirim mesela 17 yaşında birisi olsam? Evet. Çok güzel bir soru. Şimdi biyolojik olarak düşünecek olsak immün sistem diye bir şey var. Bu bağışıklık sistemi diye bir şey var. Şimdi görüyorsun mesela bağışıklığı güçlü olanlar korona virüsüne yakalanmıyor. Yakalandığının bile farkında değil. Aktarıyor başkasına ama yakalanmıyor. Şimdi psikolojik olarak da insan kendi bağışıklık sistemini oluşturabilir. Beni bunu inşa etmem çok uzun zaman aldı ama şunun farkına vardım. Kişinin davranışına değil, kişinin niyetinin farkına vardığım andan itibaren farkına vardım. Çünkü bu kişi, şu soruyorum, davranış bu, evet, kötülük yapmaya çalışıyor niyetini yüklediğim zaman çok acı geliyor bana. Ama şunun farkına vardım ki, bu kişi başka bir şey bilmiyor. Bilmediğini de bilmiyor. Ondan dolayı başka seçeneği yok. Kültür robotu. Ne yüklenmişse onu yapmak zorunda ve bunun da adına sevmek diyor. Şimdi bunu farkına vardığım andan itibaren o davranış kötülük yapma potansiyelini benim için kaybediyor.
O zaman soru şu oluyor. Ben enerjimi ona düşmanlık, hasetlik falan diye kendimi nasıl koruyabilirim duygusu içerisine girmeye başlıyorum. Ve şunun farkına varmaya başlıyorum. Bu çok önemli beyancım. Yaşam şimdi burada yaşanır. Başka bir gerçek yok. Şimdi burada ben ilgi alanım var, etki alanım var. Bana zaman versen benim ilgi alanım nedir? Sana bir liste çıkarırım. 3000 tane falan madde girer içerisine. Ama benim etki alanım nedir şimdi diye sorduğun zaman çok fazla yer almaz. Ya kısaca ben bir seminer veriyordum. Bunu anlatayım bir keresinde. Yeni, savaş kitabım yeni çıkmıştı 2000'lerin başında. Bitirdim konuşmayı. Maden Tetkik Arama Enstitüsü'nde. Abi 600 kişilik salon falan vardı. Ama ayakta var insanlar böyle gelmişti dinliyordu falan. Konuşmam bittikten sonra sorular. Üçüncü kişi el kaldırdı ayakta böyle. Sen dedin kaç kişi var burada bakalım biliyor musun dedi. Dedim bilmiyorum ama 700 kişi falan var. Ben saydım dedi. 826 kişi var dedi. Evet beyefendi dedim. Senin dediğini buradaki herkes kabul etse ne yazar dedi. Ne yazar? Kendini ne yapıyorsun? 78 milyon bir güruh var. Güruh dedi. Adam elinde mikrofon öfkesinden titriyor böyle. Şimdi ne yaptığını sanıyorsun diyor. Dedim beyefendi benim savaş kitabını okudun dedi. Hayır dedi. Dedim şöyle bir tutum var. Dedim orada Kızılderili bir bilge kişi var. İnsanları gruba ayırır. Bir tanesi sıradan insanlar der. Ya küfrederler ya şükrederler. Ve insanların büyük çoğunluğu bundan oluşur. Ama bazıları avcı olur. Onlar hayatının anlamını, gönlünün muradını keşfetmek üzere araştırmaya başarlar, pusu kurarlar. Ve bazıları başarır, savaşçı olur. Savaşçı niyetinin saflığını keşfetmiş bir insandır. Şimdi dedim, şöyle bakalım. Her insanın bir etki alanı var. Siz diyorsunuz ki, benim elimde küçük bir kaşık yoğurt var. 78 kazan süt var. Ne yapayım şimdi ben? Ne yapayım şimdi ben? Ama savaşçı böyle demiyor. Diyor ki, iyi ki bir kaşık yoğurdum var. Onun için dikkatle küçük bir tencere sütü alıyor, ısıtıyor ve mayalıyor. Dikkatle. Ertesi sabaha küçük bir tencere yoğurdu var. Böyle devam edersen 3 gün içerisinde 78 kazan süt yoğurt olur. Şimdi bu çok hayali bir şey mi? Beyhancığım, 2 kişiyle başladı, 1 kişiyle başladı Covid Çin'de. Çok çok doğru hocam. Yani onun için çok dikkat etmemiz lazım. Gücümüzün farkında olmamız lazım. Hepimizin bir gücü var. Fikir olarak, duygu olarak. Zehirli duyguları da yayabiliriz ama olumlu duyguları da yayabiliriz. Şimdi ne kadar önemli bir şey ki şu anda benim gördüğüm 8931 kişi bizimle beraber. Hadi sen de beni çıkaralım. Çok önemli bir şey bu. Ne alıyor bilmiyoruz ama mutlaka bir şey alıyor. Ve bu aldığını değerlendirebiliyor. Onun için bir insanın etki alanı içerisinde kalıp ufak adım da olsa adım atması çok önemli. Yine kendi inancım içinde konuşuyorum. Olabileceğin en iyi insan olma yolunda ufacık da olsa bir adım attığın zaman için biliyor, dopamin salgılıyor, mutlu oluyorsun ya. Onun için sonuca varma değil. O yolculukta sen elinden gelenin en iyisini yapmaya gayret ediyor musun? Evet. Şükürler olsun. Elimden gelenin en iyisini yapmaya gayret ettim. Nefes aldım. Kalbim işledi. Efendim konuştum. Birbirimize baktık ve konuşabildik. Elimden gelenin en iyisini yapmaya gayret ettim. Bu elinden gelenin en iyisini yapmaya gayret ettim duygusu şükür edilecek bir duygu. Ve bunu yapmaya devam ettiğin zaman ufak ufak, ufak ufak, ufak ufak bambaşka bir dünya oluşmaya başlıyor.
Çok güzel söylediniz hocam. Burada benim şu çok dikkatimi çekti. Davranış ve niyet. Aslında ölçümü nereden yaptığımız çok çok önemli. Mesela en başta sorduğum soruya dönersem demiştim ki hani mecburuz. Çok da aslında kolay olmayan bir anne babaya, kolay olmayan insanlara mecburuz. Ama herhalde bizi en çok yaralayan şey o insanların davranışlarından ziyade o davranışları bizim kişiselleştirmemiz, ben Beyhan olduğum için bu davranışın muhatabıyım gibi algılamak. Normalde diyelim ki ben çok sevdiğim bir insandan bir tokat yedim. Şimdi bu tokat bana bir saygısızlık, benim fiziksel alanıma bir müdahale. Canım acıdı, yüzüm kızardı. Ama bir yandan da bana nasıl yaptı bunu? Ben bunu hak edecek ne yaptım? Bu tokadı yiyerekten. Ne yapmış oluyorum aslında? Mevzu saygısızlık, hakaret ya da canımın acıması 10 üzerinden 3-5 ise o hissettiğim ben bunu hak edecek ne yaptım? Ben Beyhan olduğum için bu tokadı yedim dediğim zaman belki o acıyı 10 üzerinden 10 olarak yaşıyoruz. Sizin dediğinizden ben şu anlamı çıkarttım. Yani evet zor insanlarla beraber olabiliriz ama belki o insan bir robot, kültür robotu gibi. Onu öğrendi. Başka şekilde davranmayı bilmiyor. Yani senin öyle olduğun için öyle davranmıyor ve sonrasında sen o kişiselleştirme tuzağına düşmeden hani sen olduğun için değil biraz kendini duygusal anlamda korumayı başarabiliyorsun ve sonrasında en kötü koşulda bile kendine bir alan yaratman mümkün. Belki bir kitap okuyarak, belki başka insanlarla hemhal ederek, muhabbet ederek yani bir yere kadar kendini koruyabiliyorsun ki sanırım herhalde bir şey bile olsa bizi o noktada koruyor ta ki özgürleşeceğimiz ana kadar. Evet, bu çok önemli. Bu yorumu yaptığın andan itibaren daha bir derin nefes alıyorsun ve o kötü duyguların altında ezilmiyorsun. Böylelikle kendi gelişmen için bir mekan, psikolojik bir enerjiye de kavuşmuş oluyorsun. O niyetin farkına varmak çok önemli bir başarı. Nasıl farkına varıyorsunuz? Ben de hissetmeye başladım. Son bir yıldır böyle bir artık şeyi de fark ediyorsunuz. Biraz fazla göz önünde olunca birçok insanla karşılaşıyorsunuz ve insanların artık size samimiyetle mi geldiği ya da hani başka bir sebeple geldiği hani şey var ya bir söz bayram değil seyran değil enişten beni niye öptü diye bir söz vardır ya. Yani biraz artık anlıyorum mesela sizin kullandığınız yöntemler nedir mesela insanları tanımak için? Şimdi yani enteresan bir şekilde insanın sezgileri, eminim sen de zaman içinde sezgilerin çok gelişmiş oluyor ve tahmin ediyorum 2-3 dakika içerisinde o sezgiler sana ifadeler yapmaya başlıyor yani. Yolda birisi Doğan hocam, ay canım hocam sizi çok seviyorum, çok yarandım, canım hocam bir dakikanız var mı falan derken görebiliyorum yani hakikaten beni çok mu seviyor yoksa şu anda orada benden herhangi bir şekilde bir çıkar durumu içerisinde mi ilişki kuracak? Onu görüyorum. Zaman içerisinde oluşmaya başlıyor. Ama genel olarak şunu görüyorum ben. İnsanların çok 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 büyük bir yüzdesi iyi niyetli, farkında değil. İçinde gelmiş olduğu, içinde yetişmiş olduğu toplum içerisinde yaptığı davranışın kendisi gözünden baktığın zaman doğal olduğunu görüyorsun yani. Bir lokanta sahibi Konya'da ilk gittiğimde dedi, ustam dedi bana işte şunları şunları yap dedi. Ondan sonra geldi dedi kalk ayağa dedi. Bir tane tokat çekti bana. Bana bak demiş ömür boyunca unutmayacaksın bu tokadı. Çünkü demiş yaptığın işi elinden gelen en iyi şekilde mi yapıyorsun? Yoksa baştan savma mı yapıyorsun? Bu tokat sana hep hatırlatacak demiş. Haydi demiş işine bak. Elinden geleni yap. Hocam diyor benim hayatımda verilmiş en büyük hediyeydi diyor şimdi. Yorumu görüyor musun böyle? Bu yoruma bak. Baktığın zaman her insanın aslında yani insanlar gerçekten kötü değil. Fakat kötü olarak görülebilecek çok şeyler yapıyorlar. Onun için onun arkasındaki niyeti onun gözüyle görebildiğin zaman anlayabiliyorsun. İşte zamanla ben bunu görebilmeye başladım. Canım diyorum ya başka bir şey bilmiyor ki. Bilmediğini de bilmiyor. Ondan dolayı oh büyük bir özgürlük oluyor. Hınç yerine şefkat mi? Şefkat bakış tarzı içerisine giriyor. Şey geldi ben, hocam siz söyleyince şöyle bir cümle geldi. İyi olduğunu keşfetmemiş kötü insanlar aslında. Yani bir şekilde etrafımız böyle insanlarla dolu. Belki de şimdi yakınlarda bir video çekeceğim. Şöyle bir Pimaglion mu? Tam telaffuzunu şey yapmıyorum. Öyle bir etki var.
Oydu, doğru. Bir insana mesela şey diyor, eğer mesela şöyle bir örnekle açıklayayım, hani burada da bahsedeyim kısaca. Sınıfta bir öğretmen ve iki tane çocuk var. Birisi kendi memleketlisine benziyor, birisi de hiç sevmediği bir şehrin insanına benziyor. İkisi de aslında aynı IQ seviyesine sahip, aynı duruma sahip ve bir saniye. Sonrasında kendi memleketlisine çok hoşgörüyle yaklaşıyor. Zekiymiş gibi yaklaşıyor. Çok başarılıymış gibi yaklaşıyor bir olumlu ön yargıyla. Öbür çocuğa da gıcık kapıyor birazcık. Onu ihmal ediyor. Zaten diyor işte sallıyorum ben Ankaralıyım Ankara diyeyim. Ankaralılar böyledir zaten. Balyalılar böyledir diye. Ona ön yargıyla yaklaşıyor ve kafada bir şablon var. Balyalılar tembeldir. Kendisi de diyelim ki İstanbullu. İstanbullular çalışkandır. Ne oluyor? Bir süre sonra o çocuk kendi memleketlisi hakikaten çok zeki ve başarılı oluyor. Öbürü de onun şey yaptığı gibi çünkü ilgi göstermedi, azarladı. Öbürüne de özel ilgi gösterdi. Yani biz insanları aslında şikayet ettiğimiz insanları inşa eden, onun kimliğini inşa eden tarafı güçlü bir yönümüz, güçlü bir etki alanımız var gibi geliyor. Yani bir insana kötüsün sen diye yaklaştığımızda o insanın kötü olmaktan başka bir seçeneği de kalmıyor sanırım. Eğer içinde iyiliğini keşfetmemiş bir insansa. Evet, kesinlikle. Eminim bu konuda yapılan araştırmalar da var. Ben öyküler biliyorum. Kesinlikle bu doğru. İşte şöyle bir durum var Beyhancığım. Bu çok önemli. Bu kitapta onu ele alıyorum. Şimdi iki insan birbirinin farkına varınca iletişim başlıyor. Tamam. Bu bir gerçek. Sık sık birbirinizin farkına varıyorsanız eğer İlişki başlıyor. İlişki içerisine giriyorsun. Arkadaş oluyorsun, dost oluyorsun, komşu oluyorsun, karı koca, öğretmen, öğrenci, müdür, bilmem ne bilmem ne. İlişki başlıyor. Ve biz ilişki içerisinde birbirimize tanıklık yapıyoruz. Bu tanıklık içerisinde hayatımıza anlam buluyoruz. Ve ben bu işte kitapta da anlatıyorum. Tanıklığın altı boyutu var. Onun içerisine girmeyeceğim. Fakat şimdi bazı toplumlarda bunun ötesine geçilmiyor. Yani bu tanıklık boyutu diyelim ki işte dışarıda babam, annem, yöneticim, komşum da ilişkin meselesi. Keşfedemiyoruz. Ama aslında hayatımızın en önemli tanığı kendi bilincimiz, kendi özümüz. Kendimiz kendimize tanıklık yapıyoruz. Bu bir gerçek. Ne zaman ki ben kendi tanıklığımı keşfediyorum ve kendi gözümde kendi tanıklığımı onara etmem başlıyorum. Bu altı boyut nedir? Önemseme. Kendimi önemsiyor muyum? Kendimi olduğum gibi kabul etme. Kendimi ötekileştirmiyorum. Kendime değer veriyor muyum? Kendime güveniyor muyum? Kendime zaman ve emek veriyor muyum? Kendime saygım var mı ve aynı zamanda ekibin parçası olarak görüyor muyum meselesi var. Ne zaman ki kendi tanıklığımın esas benim hayatımın anlamı olduğunu keşfediyorum, o zaman diğer insanlara bağımlılığım azalıyor. Ha, o öyle mi düşünüyor diyorum. Ama ben kim olduğumu biliyorum. Zaman içinde kesinlikle keşfedecek. Onun dolayı onun yüzü asık da olsa, bilmem ne de olsa ben ona yeniden günaydın demeye, merhaba demeye, yardıma ihtiyacın var mı ya, biraz sıkıntılı görüyorum sana falan demeye devam ediyorum ve yeniyorum o bağımlılığı. Esas önemli olan benim kendimle olan ilişkim. Bu çok 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 önemli. Ve tahmin ediyorum terapide de sizin terapist olarak üzerinde durduğunuz şey kişinin kendi tanıklığını keşfetmesi ve kendi gücünü keşfederek o güç içerisinde ayaklarını yere basıp etki alanı içerisinde kararlar verip gelişmeye başlaması durum oluyor. Bu kendi tanıklığını keşfetme meselesi çok önemli ve kendi tanıklığını keşfetmek üzere ana babalık yaparsan, eğitim verirsen o zaman güvenilen insanların sayısı çoğalıyor. Çünkü biliyorsun ki hiç kimse olmasa dahi o kişi kendi değerini kendi gözünde düşürmemek için her şeyi yapıyor. Bu çok önemli. Kopya çekmiyor. Sınavda kopya çekmiyor. Niye çekmiyorsun diyorsun? E doğru değil diyor. Değmez diyor. Ne kadar önemli bir şey bu ya. Müthiş önemli. Çok önemli bir şey bu. Ve inşallah bu yolda gelişeceğiz diye bir umut içerisindeyim.
Valla hocam tadı damağında bir söyleşi olarak olacak diye azıcık böyle şey yapalım. Tam en keyifli yerinde hani bırakalım ki merak etsinler insanlar. Sonrasında belki devamını da getiririz. Çok da güzel oluruz. Birazcık şey yapalım. Bilgiyi fazlaca verince şey yapmasın, değerini bilsin insanlar istiyorum. Şey dediniz ya bu MTA'da verdiğiniz seminerde birisi 78 milyon insan var ve o insan ne yapacaksın? Nereye yeteceksin? O yoğurt örneğini de verdiğiniz gibi. Sizin de daha önce siz İzmir'deyken ziyaretinize gelmiştim ve bir video çekmiştik hayat dersleri diye. İzlemeyen arkadaşlarımız da YouTube'dan Doğan Celoğlu Beyhan Budak diye aratarak o videoyu da izleyebilir. Hatta yakında bir video daha çektik geçen hafta İstanbul'da hocamla. O da yayınlanacak önümüzdeki hafta içi aksilik olmazsa. Ben o zaman sizin Savaşçı kitabınızı okuduğum zaman yani psikoloji bölümünü seçmem noktasında bana çok büyük bir ilham oldunuz. Yani o attığınız bir kaşık yoğurt en azından bir tencere diyelim yani benim şeyimdir. Bir tencere yoğurda dönüştü. Ben de elimden geldiğince hani başkalarının sütüne birer kaşık maya atmaya, yoğurt atmaya çalışıyorum. Umarım yani bu kitap da her biri zaten çok kitabınız var. Her biri çok değer, altın değerinde. Bu da bence birçok insanın sütüne maya olacaktır. Onların o katlanarak kümülatif bir şekilde büyüyeceğini düşünüyorum ortaya koyduğunuz etkinin. İyi ki yazıyorsunuz, iyi ki bizimlesiniz. Vallahi çok güzel hani sizinle sohbet etmek. Sizin son olarak söyleyecek şeyleriniz var mıdır hocam? Beyacığım, son sözüm şu. Sen de iyi ki varsın. Kendimi kesinlikle aynı ekipten hissediyorum. Ve senin psikoloji seçmende eğer bir ekip olmuşsa bu ne büyük mutluluk. Hakikaten bir yolculuk içerisindeyiz ve bu çok güzel bir yolculuk. İyi ki varsın, iyi ki varız, iyi ki aile ekipleriz. Ben çok mutluyum. Selamlar, sevgiler diyorum. Hocam teşekkür ederim. Tekrar son olarak kitabı göstermek istiyorum. Birçok internet sitesinden göstereyim ki alın, zorla alın. Böyle dayata dayata böyle. Almazsanız böyle kafanıza vuracağım yani. Birçok online hani mağazalar her zaman gitme şansınız olmayabilir belki kitap satış mağazalarına ama tüm online kitap satış sitelerinde, alışveriş sitelerinde kitap mevcut. Hocam çok teşekkür ediyorum. Bizi dinleyen dostlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Bu arada kayıt olarak bırakacağım. Sonrasında da IGTV'de izleyebileceksiniz. Herhalde ben kendi şeyimi kapatınca kaydediliyor değil mi hocam? Ben Instagram canlısını çok bilmiyorum ama sıkıntı. Kaydet diye de basıyorsun. Orada tamam. Bir fırsat veriyor sana. Orada kaydet diyorsun. Tamam hocam. Görüşmek üzere. İyi geceler. Oldu. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Görüşürüz hocam. Tamam.